Herkese merhaba, kısa kısa matematik kanalındasınız. Bugün birlikte 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayı nasıl çarpılır bunu işleyeceğiz. Daha önce çarpma işlemleri yaptıysanız zaten nasıl olduğunu sistem olarak biliyorsunuzdur. Biz biraz daha zorlaştırmış soruları nasıl çözüldüğünü yapacağız bugün. Başlamadan önce ilk olarak bilmeniz, tabii başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenerek destek olabilirsiniz sevgili gençler. Benim size anlatmak istediğim şöyle, bir örnek yazayım. Mesela 324 çarpı 32 gibi bir sayı çarpacak. Mesela bu sayıları çok da büyük olmayan bir sayı. Bunları çarparken bilmeniz gereken ilk olarak çarpım tablosunu bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü çarpım tablosunu bilmezseniz işlemleri zor yaparsınız. Eğer şu an çarpım tablosunu bilmiyorsanız bile bu soruları çözerken önünüze bir çarpım tablosu alın. Çok da şey değil yani, çok da zorlamayın kendinizi. Alıştırma yapa yapa öğreniyor insan. Çarpım tablosunu bileceksiniz, bir de kuralları bileceksiniz. Çarpım tablosunu bilmiyorsanız böyle bir hafta uğraşırsanız öğrenirsiniz zaten. İlk olarak size çarpma işlemini kısaca bir hatırlatayım. Mesela kolay bir sorudan başlayalım. Mesela 35 ile 6'yı çarpacaksanız yapacağınız olay çok basit. Bu 6'yı sırayla önce 5 ile sonra da 3 ile çarpıyorsunuz. 6 ile 5'i çarparsam 30 yapar. Bak 6 çarpı 5 30 ya. Bu 30'un şu birler basamağını buraya yazıyorsun. 3 elde ediyorsun. Ardından 6 ile 3'ü çarpıyorsun. 18. Çıkan 18'e de bu 3'ü ekliyorsun, 21 buluyorsun. Başka işlem kalmadığı için 210 olarak yazıyoruz. Tamam. Mesela bu sayılar ikişer basamaklı olursa 56 çarpı 42 diye soru sordu. Yapacağımız işlem değişmiyor. Yine önce 2 ile, buradaki 2 ile sırayla çarpıyoruz. 2 kere 6, 12'ye. 12'nin ikisini yazıyorsun, 1 elde. Ardından 2'yi 5 ile çarpıyorsun. 2 kere 5, 10. Buradaki 1'i ekliyorsun. 11. 112'yi bulduk ya. 2 ile işimiz bitti. Şimdi sırada 4 var. 4 kere 6 24 ya. Hatta şöyle 24 yaz. Bu 4'ü bir yana kaydırarak yaz. Bak burada bilmen gereken en önemli detay bu yana kaydırma. 2'yi de elde olarak bırakıyoruz. Sonra 4'ü 5 ile çarpıyoruz. Hepsi sırayla. 4 kere 5 20. Bu 2'yi ekliyoruz. Bunu kullanmıştık. 22 yazıyoruz. Neye dikkat edeceksin? 1. Sırayla çarpacaksın. 2, 1 yana kaydıracaksın. Ardından toplama yapıyoruz zaten. Toplarsam 2, 1, 4 daha 5, 1, 2 daha 3, burası da 2. 2 basamaklarda böyle. Bir de 3 basamaklıya geçelim. 3 basamaklı olduğunda da hiçbir şey değişmiyor. Önce kuralı öğrenmek adına çok da zorlanmayacak bir soru soralım. Birazdan da zor soru yapalım. Mesela 35 çarpı 423 dedi. Yapacağınız olay birebir aynı. Yine önce 5 ile sırayla tamamını çarpıyorsunuz. 5 ile çarpacağız. 5 kere 3 15. 15'in 5'i 1 elde. Sonra 5 ile 2'yi çarpıyorum. 5 kere 2 10. 1 eldeydi. 11'in 1'i yine elde 1. Yine 1. 5 ile 4'ü çarpıyorum bu sefer. 20 yapar. 1 de elde var. 21. Yapacağımız başka işlem kalmadığı için 21'i yazdık. Bunu kullandık. Bitti. 5 ile işimiz bitti. Renk değiştirelim. Şimdi de 3 ile yapalım. Bak 3 ile sırayla çarpıyorum. 3 kere 3 9. Ne yapıyorduk? Yana kayınca sayı da yana kayıyordu. 9. 3 kere 2 6. Bak elde yok. Rahatız. 3 kere 4 12. 12'nin eldesi olmayacak çünkü işlemin sonuna geldik. Artık rahatlıkla toplayabiliriz. Topla 5. Topla 1 9 daha 10. Elde var 1. 1 6 daha 7. 1 de elde. 8. Elde yok. Bitti bunun işimiz. Şöyle karalayalım. 2, 2 daha 4. Burası da 1 yap. Cevabımız 14.805 çıktı. Evet sevgili gençler şöyle yapalım. Buraya da sizin için bir soru sorayım. Siz de kendinizi test edin. Daha sonra örneklerimize devam edeceğiz. Ne olsun sizinki de çok zorlamayayım. 523 çarpı 42 yapalım. Buyurun 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durdurup çözebilirsiniz isterseniz. İsterseniz de benden izleyebilirsiniz. Hatta süreye gerek yok. Hemen çözmeye başlayalım. Renk değiştirelim. Başlıyor. 2 ile başlıyor değil mi? 2 kere 3 6. Elde var mı? Yok. 2 kere 2 4. Elde var mı? Yok. 2 kere 5 10. Normalde elde olur ama işlemin sonuna geldiğimiz için gerek yok. Geliyorum ikinciye. 4 ile başlıyorum. Yine renk değiştirelim. Daha net görebiliyorsunuz böyle renkleri farklı yazdığım zaman. 4 ile çarpacağım. 4 ile 3'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir yana kayarak yazıyorduk. 2 elde var 1. 4 kere 2 8.
Bir de elde var. 9. Silelim, kullandık. 4 kere 5 20 yapar. İşlemin sonuna geldik. Başka işleme gerek yok. Artık rahatlıkla toplayabiliriz. Topla. Burası 6. Topla 6. 0, 9 daha 9. 1, 2. Cevabı 21.966 bulduk. Umarım siz de bu şekilde bulmuşsunuzdur. Evet, çarpma işlemi böyle. Serimiz devam edecek sevgili gençler. Benzer videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve yorum kısmında bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.